koşturma içindeyiz. Ev, iş, çocuklar, aile derken kendimize pek de vakit ayıramıyoruz. Her şey yetiyor ama kendimizi ihmal ediyoruz. Son dönemde kendine bakmak, kendini geliştirmek ve daha iyi olmak oldukça popüler oldu. Adeta bir moda gibi. Bu alanda hem bireysel hem kurumsal hem de toplumsal boyutlarda birçok oluşum, girişim ortaya çıktı. Eğitimler verildi, kitaplar yazıldı. Tabii bilimsel araştırmalara dayalı kitaplar kadar zayıf içerikli ve ticari bir yaklaşımla satılan kitaplar da raflarda yerini aldı. Sadece kitaplar değil, kişisel gelişim alanında eğitimler, belgeseller, filmler dahil pek çok araçla geniş bir yelpazede insanlara ulaşıldı. Bu durum bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kişisel gelişim boş sloganlarla ortaya konan mutlu bir yaşam vaadi mi, yoksa içe dönüşle başlayan farkındalığa zemin hazırlayan esaslı ve doğru bir alan mı? Bu konuda elbette herkesin farklı bir görüşü var ama bu işin hem dünyada hem de Türkiye'de adeta bir sektör gibi büyüdüğü ve ucundan kıyısından ama bir yerinden hepimize dokunduğu da bir gerçek. Gelin son dönemde pek çok insanın ya kitap alarak ya da online eğitimlere katılarak para yatırdığı kişisel gelişim ekonomisine yakından bakalım. Bir insanın kendi geliştirmesi zaten kendi hayatına yapabileceği en iyi yatırımlardan biri. Dolayısıyla hani ister kişisel gelişim kitaplarıyla isterse herhangi bir platformdan dinlediği kişisel gelişim podcastleriyle veya izlediği herhangi bir video ile beraber kendini geliştirebilmesi çok güzel bir şey. Yaşamın tamamında insanların yürüyebilmek için kendini donatmasıdır. Bir tek şey olarak değerlendiremeyiz şudur diye. Kişisel gelişim kitaplarına ilgi yoğun. İnsanın sıkıştığı bir dönem yaşıyoruz. O çıkışsızlık bir arayışa yönlendiriyor insanları. Kişisel gelişim, parapsikoloji, edebiyatta da psikolojik temelli romanlara bir yönelim var. Bu çağın çıkmazlarından nasıl kurtulabileceğine dair insanların bir süren arayışının sonucu. Daha mutlu, daha iyi, daha yaratıcı ve her daim enerjik hissettiğimiz bir hayat. Bunu elbette herkes ister. Bunun için kişisel gelişim şart mı? Kişisel gelişim nedir ve nasıl bu kadar popüler oldu? Bunu konuşacağız. Son 23 yılda bu alanda 23 kitap yazan, Türkiye'nin ilk kişisel gelişim portalı Kigem'i kuran kişisel gelişim uzmanı ve yazar Mümin Sekman'la birlikteyiz. Mümin Bey, aslında böyle sosyolojik bir olgu olarak kişisel gelişime baktığımızda tarihsel açıdan iş nasıl bu noktaya geldi? Bence en temel faktör insan ömrünün uzaması. Yani 1901 yılında Londra'da doğmuş bir insan 40 yıl yaşıyor. Bugün 80 yıla çıkmış durumda. Yani yaşam süremiz ya da yaşam beklentisi iki katına çıkınca hayatı yaşama biçimleri üzerine çalışmayı gerektirdi. Şu hayatı nasıl yaşamalı sorusunun cevabını yeniden düşündüler. İnsan şunu da düşünüyor, yani akıllı telefonların hayatımıza girişiyle kişisel gelişimin patlaması da aynı döneme denk geliyor. Biraz teknoloji de mi getirdi o işi? Son 20-30 yıl içerisinde bir, kişisel gelişim çok patladı, büyüdü, yayıldı tüm dünyada. İkincisi de teknolojik gelişim çok yayıldı ve büyüdü ve birbirlerini de beslediler. Nasıl? Üç büyük karar vardır bakın. İş seçimi, eş seçimi, şehir seçimi. Bunu insanlar 15-20 yaşında alırlardı eskiden. Bir ömür zaten 45-50 yıl gibi düşünürseniz sorun olmuyor. Sürdürülebilir bir süre. Ama şu anda hayat başarısız olmak için çok uzun. Hayat mutsuz olmak için çok uzun artık. Başarı komplike hale gelince, kariyerleri yönetmek komplike hale gelince insanlar bu konuda profesyonel eğitimler almaya yöneldiler. Yani bu sebepsiz değil. Sosyolojik bir kaldıraç var ortada. Evet. Peki dünyada bu işin kalbi Amerika herhalde. Tabii, tabii. Kurucu babalarından biri zaten Benjamin Franklin, bir kişisel gelişimci. Öyle mi? Yani baktığınız zaman Amerikan kişisel gelişim edebiyatının veya söyleminin büyük bir kısmı ondan gelir. Yapması gerekeni yapacak, yapmaması gerekeni de yapmayacak şekilde kendini geliştirme programı yapıp dünyada bunu ilk uygulayanlardan biri. Ve Amerika'da çıkan ilk kişisel gelişim kitabı 1859 yılında Kendine Yardım adıyla çıkan ilk kitap. 1859. Aslında bayağı eskiye dayanıyormuş tarihi o zaman.
Peki siz nasıl bu işlere girdiniz Mümin Bey? Yani 23 yılda 23 kitap dile kolay. Benim hikayem okul kantininde başladı. Böyle güzel bir masaydı ve birkaç öğrenci ülkeyi kurtarmaya çalışıyordu. Ve orada aklımızdan geçen, biz üniversitemi kazandık ama zeki olup kazanamayan arkadaşlarımız da vardı. Acaba bunlar o disiplinli çalışmayı niye gösteremediler? Bir an aklıma şöyle bir şey geldi. Ya birisi gitse, başarılı insanları incelese, nasıl başarılı olduklarının bilgisini açığa çıkarsa, ortaya çıkarsa, sistematik bir şekilde bunları incelese, sonra başarılı olmak isteyen insanlara anlatsa. Hmm, o birisi de ben olsam dedim. Önce birisi yapsa dedim, birisinin çıkmasını bekledim. Ama zamanla o fikir beynimde döndü ve benim hayatımın merkezi haline geldi. İlkokul sınıfında tahtaya tebeşirle yazı yazarak ilk kişisel gelişim kurslarına başladım. İnsanlar önce odaklarını yönetmeleri lazım. Odak, idrak, irade. Bu üçgen çok önemli. Odak, aklının merkezinde ne var? Günde 70 bin düşünce geçiyorsa bunun çoğu ne hakkında? İki, idrak. Bilinçli bir farkındalıkla, bilinçli bir dikkatle olayları izliyor musun? Yoksa böyle sen hayat yaşamıyorsun, hayat mı seni yaşıyor? Üçüncüsü irade. Yapman gerekeni yapacak, yapmaman gerektiğini yapmayacak. Disiplin, öz disiplin, öz yönetim. Şimdi bu konularda o kadar çok kitap var ki, hı-hı, çok fazla da eğitim var. Birçok insan da bunlara inanmıyor. Bunları çok ticari bulanlar da var. Ne diyorsunuz? Bence üç türlü kişisel gelişimci var. Bir, gerçek kişisel gelişimciler. İki, kişisel gelişimciyim diye geçinenler. Üç, kişisel gelişim üzerinden geçinenler. Hı-hı. Bizim işimize böyle giriş bariyeri olmadığı için çok insan gelip gidebiliyor. Ama çok doğrudan yapılan bir iş olduğu için kalamıyorlar. Mesela banka kuramazsınız değil mi? Giriş bariyeri vardır. İşte hava yolu şirketi kuramazsınız, onkolog olamazsınız, yarın onkolog olacağım deyip olamazsınız. İşte 10 yıllık giriş bariyeri var. Yani giriş bariyeri yüksek olan mesleklerde sonrası kolaydır. Bizim gibi alanlarda giriş bariyeri olmadığı için, giriş bariyerinin kolay olması insanlarda "aa bu iş çok kolay" algısı oluşturuyor. Yükseliş bariyerleri var, orada eğleniyorlar. Peki ne kadarlık bir ekonomi bu? Yani insanlar kişisel gelişim için mesela bir bütçe ayırmalı mı sizce? O bütçe ne olmalı? İddia edildiği gibi büyük paraların döndüğü bir alan falan değil. Yani böyle bir adı çıktı her nasılsa, yani kişisel gelişimden müthiş paralar kazanılıyor falan diye. Ama şunu çok net söyleyeyim, yani futbolcuların ilk üçünü alın, YouTuber'ların ilk üçünü alın, komedyenlerin ilk üçünü alın, kişisel gelişimcilerin ilk üçünü alın ve finansal olarak karşılaştırın. Biz onda biri bile olmayız, öyle söyleyeyim size. Yani böyle büyük bir ekonomi falan yok. Ahlaki bir suçlama olarak işte bu kişisel gelişim kitapları para için yazılıyor gibi bir, bilirsiniz işte böyle bir yaygın bir suçlama var. Para için kişisel gelişim kitabı yazmak ahlaksızlıktan öte akılsızlıktır. Çünkü çıkan kitapların istatistiksel olarak bu kanıtlanabilir bir şey, %80'i ikinci baskısını yapmıyor. Kişisel gelişim konusunda ön yargısı olanlara son bir mesaj alalım mı sizden? Hayat başarısı olmak için çok uzun. Potansiyelinizi performansa çevirmezseniz içinizde hep bir ukde kalacak. Yaşadığınız hayatın hesabını kendinize verebilecek misiniz? Bunu yapabiliyorsanız hiçbir sorun yok. İnsanlar biraz reçete şeklinde bir şey istiyorlar. Yani kitaplardan olsun, eğitimlerden olsun. Hani ben bu kitabı okuduğum zaman bitsin, yani benim kişisel gelişimim tamamlansın istiyorlar. Ama bu çok büyük bir yanlış. Yani bu bir süreç, bir kitapla veya bir eğitimle veya işte bir yaşam koçuyla varılabilecek bir nokta değil. Gelişimin en önemli bacağı eğitim. Çocukken başlıyor ve yaşam boyu da devam ediyor. Biz Doktor Bahar Eriş'le birlikteyiz. Bahar Hanım, kendi kendine eğitmek aslında çocukken başlıyor ama yetmiyor. Kişisel gelişim adı altında biz yetişkinken de devam ediyor. Biz hangi eksiği doldurmaya çalışıyoruz? Bilgi çok hızlı bir biçimde yayılıyor. Dolayısıyla okuldan mezun olduktan sonra öğrendiklerimiz bizim için yetersiz hale geliyor. Yani diplomayı aldım, oldum demek öldüm demekle eşdeğer. Hani eğitim beni düzeltsin diye bekleyecek bir çağda değiliz. Artık bizim o ipleri kendi elimize alıp kendi kendimizi geliştirmek için bir adım atmamız gerekiyor. Pandemide bu iş aslında hızlandı değil mi? Yani farkında olmadığımız pek çok online imkan olduğunu da pandemide öğrendik. Evet, pandemi dönemi aslında bazı şeylerin hızlanmasını sağladı. Bazen zorunda kalmak İyi bir şey. Biz olumsuz tarafından genellikle bakıyoruz ama eğer ki evden bazı şeyleri yapma zorunluluğumuz olmasaydı belki bu yine epeyce uzun bir zaman alacaktı. Bu süre içerisinde insanlar online webinarlara katıldılar, evlerinden podcastler dinlediler. Dolayısıyla ben pandeminin böyle
önemli bir artısı olduğuna inanıyorum. Şu anki okul ortamı endüstri devrimi sonrasına göre tasarlanmış bir okul ortamı. Hatta fabrika modeli denir. O dönemde fabrikadaki işçilerin fotoğraflarını hiç gördünüz mü bilmiyorum ama aynı okulun içerisindeki sıralarda olduğu gibi yan yana otururlar. Herkes kendi önündeki işe bakar, çok fazla etkileşim yoktur. Ama artık çağ çok değişti. 21. yüzyıl yapay zeka çağı. Artık bizim yaptığımız birçok işi robotlar devraldı. Bu çağ yaratıcılık ekonomisi deniliyor. Hangi işler yükselecek diye baktığınızda işte bu bahsettiğim hayal gücü gerektiren, tasarım gerektiren bu tip işler yükselişe geçecek olanlar. Bizim okulun yeniden tasarımı üzerinde düşünmemiz gerekiyor ve müfredatın nasıl bunu ekleyebiliriz diye bakmamız gerekiyor. İletişim becerileri, ikna becerileri, karar verme becerileri, sosyal ve duygusal beceriler, bilişsel esneklik becerileri bunların hepsi bu çağın becerileri. Ve maalesef okul hala ezbere dayalı. Her insanın içinde hem iyi de hem kötü de olduğu gibi kişisel gelişim kitapları veya alanı içerisinde de bu işi iyi yapanlar ve iyi yapmayanlar var. Bir kere aklımızı kullanarak kimin iyi olup kimin olmadığını ayırt edebilmekten başlıyor iş. Eğer bu kadar bu alan gelişmişse demek ki bir şeye hizmet ediyor. Neye hizmet ediyor? Demek ki insanların böyle bir ihtiyacı var. Herkesin kendisine bireysel yaşam koçu tutma gibi bir imkanı olmayabilir. Bu anlamda kişisel gelişim kitaplarının bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Kişisel gelişim kitapları hangi boşluğu dolduruyor sizce? İlk önce kendini keşfetmek ve yaşamak. Kantum'da da vardı. Kendini keşfet, evren sana gelsin. İnternete yaşam koçu yazın, karşınıza sayısız sayfa, ilan ve bilgi platformu çıkar. Aslında farkındalık içe dönüşle başlıyor ve bunun için pek çok farklı yöntem var. Yaşam koçluğu bunlardan biri. Peki yaşam koçu kimdir ve tam olarak ne yapar? Bunu bir bilene soralım. Pelin Toroslu ile birlikteyiz. Pelin Hanım, yaşam koçu kimdir? Ne iş yapar tam olarak? Özellikle Türkiye'de yaşam koçluğu hakkında çok ciddi bir bilgi kirliliği, bir karmaşa var. Dünyada, Avrupa'da birçok ülkede profesyonel bir meslek olmasına rağmen Türkiye'de daha yeni yeni oturmaya başlıyor ve bazı sapmalarla karşılaştığını görüyoruz. Yaşam koçu öncelikle bir mentor değildir. Genelde mentor olarak düşünüyorlar. Yol gösterici, akıl alınan biri olarak düşünüyorlar ama biz hep şunu söylüyoruz. Bizim amacımız doğru soru sorma sanatıyla size yolunuzu buldurmak. Buradaki amaç bir terapi değildir. Çünkü yaşam koçları herhangi bir klinik eğitim ya da psikolojik bir eğitim almıyorlar. Danışanımızın hedefi neyse, nereye gitmek istiyorsa gerek ilişkiler gerek kariyer alanında o konuda ona bir yol arkadaşlığı aslında motivasyonunu yükseltmek için, yol haritasını netleştirmesi için doğru soruları sormak diyebiliriz. Peki herkes yaşam koçu olabilir mi? Tabii ki herkes yaşam koçu olabilir ama bunun dünyaca belli görmüş kuralları ve standartları var. Bizim bağlı olduğumuz ICF dediğimiz Uluslararası Profesyonel Yaşam Koçluğu Federasyonu'dur. Burada kişilerin öncelikle eğitimlerini alıyor olması gerekiyor, yetkinliklerini tamamlamış olması gerekiyor ve sertifikalarını ICF onaylı bir eğitimden almaları gerekir. Peki sorunlarını bir yaşam koçuna ya da bir psikoloğa, psikiyatra götürmenin farkı ne tam olarak? Şimdi şöyle, psikolog ve psikiyatrlar aslında mental olarak desteğe ihtiyacı olan kişiler tarafından tercih edilir. Patolojik bulgular olan bunlar yaşam koçlarının alanındaki çalışmalar değildir. Bizde gelecek önemli, hedeflere bakıyoruz. Bazen seans sırasında danışanlarımızla yaptığımız çalışmalarda iki tarafta fark ediyor ki bu bize aşan bir durum. Görevimiz olmayan noktaları profesyonellerine ve uzmanlarına devrediyoruz. Biz terapi yapmıyoruz çünkü. Bizim amacımız yol arkadaşlığı aslında. Doğru sorularla biraz o farkındalığı artırmaya evet, çalışmak. Evet, şimdi herkes soru soruyor. Gün içinde arkadaşlarınız size sorabiliyor. Siz kendi kendinize sorular sorabiliyorsunuz. Okuduğunuz kişisel gelişim kitaplarında size sorular soruluyor. Fakat burada koç devreye girdiğinde sorduğunuz sorunun cevaplarını farklı yönlerden ele alıyorsunuz. Değişim olması adına farkındalık çok önemli ama tek başına yeterli değil. Bunun için de adanmışlık gerekiyor. Adanmışlık kısmında genelde insanlar birazcık çabuk vazgeçebiliyorlar. Hemen hevesleri kırılıyor. İşte koç burada devreye giriyor. En çok kimler geliyor size? Kurumsal firmalara danışmanlıkla, yönetici koçluğuyla başlıyor. Motivasyon koçluğuyla başlıyor ve bireysel olarak çalışmalarımız oluyor. Pandemi döneminden sonra ön yargılı olan erkeklerin bile daha çok
eğilim gösterdiğini gördük. Çünkü hepimiz nereden yara aldıysak, neyi fark ettiysek onu iyileştirme yoluna gitmeye başladık. Günü yetiştirme telaşında hedeflerimizden uzaklaşıyoruz. İnsan hayat amacını gerçekleştirdiği her sektörde başarılı olabilir. Nereye ait olduğunuzu bulmak gerekiyor. Çalışmalarımızda da daha çok kadın popülasyonu var. Bu eğitimleri, işte kitapları ticari bulanlar da var. Onlara ne dersin? Dışarıdan bir göz olarak sektörümüze baktığımda ön yargılı olan kişileri çok da haksız bulmadığımı söylemem gerekiyor. Gerçekçi olmayan paylaşımlar, kitaplar, söylemler insanları rahatsız ediyor. Mutluluk eşittir başarı. Başarı eşittir mutluluk. Ama herkesin hayat amacı birbirinden farklı. Değişimi çok basit olarak gösteriyorlar herkese. Farkında olun değilsin. Hayır, orada bitmiyor. Bu bir süreç ve şunu hepiniz çok görmüşsünüzdür. Bu kitabı okuyun, hayatınız değişsin. Bu tarz genellemeler bence kişisel gelişim için birazcık rahatsız ediyor danışan kitlesini. Gerçekçi ve samimi olana, gerçek deneyimlere ben çok ön yargılı gelindiğini düşünmüyorum açıkçası. Eksiklik var ki o da sadece öğrenmekle yetiniyorlar. Biraz daha uygulamaya geçmeyi unutuyorlar bana göre. İşleri biraz daha uygulamaya döktükleri zaman, işin pazarına girdikleri zaman o kendilerine daha çok aktif oluyor diyebilirim bu gelişim. Gelişimlerindeki motivasyon genelde para oluyor. Bence motivasyonları para olmamalı. Birilerine değer katmak, birilerine ilham olmak olmalı. Hayatta çözemediğimiz her sorun daha sonra hastalık olarak kapımızı çalabiliyor. Aslında sağlıklı ve iyi olma hali kişisel gelişimin belki de en önemli bacağını oluşturuyor. Bunun için farklı yollar var. Örneğin yoga, meditasyon işe yarar mı? Bunu bir bilene soralım. Bütünsel sağlık ve ayurvedik yaşam danışmanı Ebru Şinik ile birlikteyiz. Ebru Hanım, aslında o kadar çok program var ki, kitaplar var. Böyle adeta bir değişimle, dönüşümle çevrelendik. Öyle. Bazıları böyle ilaç gibi sarılıyor bunlara. Bazıları da burun kıvırıyor. Ne dersiniz? Evet. Berfu Hanım, ben de bunlara bir ilaç gibi sarılanlardanım. Bundan 10 yıl önce yaşadığım muhtelif rahatsızlıklarla ilgili. Acaba işe yarar mı diye uygulamaya başladım. Ve gerçekten işe yaradığını ikna oldum. Ondan sonra da zaten bu işin eğitmeni olmaya karar verdim. Sağlıklı ve mutlu olma hali muhakkak ki önce zihinde başlıyor. Yani zihnimiz ne kadar dinginse, zihnimiz ne kadar dengedeyse fiziksel bedenimize de zihnimiz onları yansıtıyor. Meditasyon gibi, nefes teknikleri gibi, yoga gibi koruyucu tıp protokolleridir bunlar. Bunları gündelik hayatımıza entegre etmek hayatımızın çok daha rahat akmasını sağlıyor. Daha mutlu hissetmemizi mi sağlıyor? Evet, aslında meditasyonun yaptığı şey şu. Şimdi yüzyılımızda bilim insanları meditasyonu strese karşı panzehir olarak adlandırıyorlar. Bunun sebebi de stres nedir? İşler yolunda gitmemeye başladığı zaman bedenimizdeki en ilkel organ amigdalanın verdiği bir çağlayanlar tepkisidir. Yani bedenimizin biyokimyası değişiyor işler yolunda gitmemeye başladığı zaman. Dolayısıyla bilinçli seçimler yapma yetisinden biraz uzaklaşmaya başlıyoruz kargaşa içinde bir zihinle. O yüzden bu egzersizleri gündelik hayatımıza entegre etmeye başladıktan sonra eskiden çok üzüldüğümüz, çok sinirlendiğimiz veya çok strese girdiğimiz olaylar karşısında o organımız aynı tepkileri vermemeye başlıyor. Yani yaşadığımız olayları değiştiremiyoruz belki ama verdiğimiz tepkiyi değiştirebiliyoruz. Aynen. Burası çünkü cennet değil, dünya. Sonuçta aynen öyle. Ama bu şu demek değil. Diyelim ki sabah nefes egzersizlerinizi yaptınız, meditasyonunuzu yaptınız, stüdyoya geldiniz ve çok travmatik bir haber duydunuz. Merkezi sinir sisteminiz yerle bir oldu. Şimdi koştur koştur gidip bunları yapmayacaksınız. Eğer her gün düzenli yaparsanız öyle bir olay yaşadığınız zaman sinir sisteminiz aynı tepkiyi vermemeye başlıyor. Daha soğukkanlı, daha ayaklarınız böyle bir köklenmiş bir şekilde tepki vermeye başlıyorsunuz. Yani düzenli yaptıkça zaten o dengede kendi kendine yerini buluyor. Düzen çok önemli. Yogadan sonra zaten bir meditasyonda oluyor herhalde, değil mi? Hem akciğer bölgesindeki enflamasyon oranını düşürmek,
hem de yükselen stres hormonlarımızı dengelemek için her sabah 5 ila 10 dakika arasında burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefesleri herkesin uygulamasını çok öneririm. Yaklaşık 7-8 saat duygu durumunuzu dengeler. Uyandıktan sonra konforlu bir dik oturuşa geçebilirsiniz. Yastığınızı işte kuyruk sokumuzun hemen altına koyarak, bağdaş kurarak yatakta oturabilirsiniz. Ağzınızı kapıyorsunuz. Sadece burun deliklerinizden akciğerlerinizin istediği kadar nefes alıp daha sonra da nefesi gene burundan yavaş 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 boşaltmaya başlıyorsunuz. Ve dikkat etmeniz gereken şey, nefes alıp verirken sternumun, yani iman tahtası dediğimiz şu bölgenin şişip inmemesi. Bir varil gibi göğüs kafesinizin genişleyip daha sonra nefes verirken bu varilin yavaş 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 inmeye başlaması. O zaman doğru nefes alıp veriyorsunuz ve parasempatik sisteminiz daha aktif bir şekilde çalışıyor demektir. Ama eğer nefes alırken sadece göğsünüz yükselip iniyorsa o da hücrelere yeterli oksijen taşımaz. O yüzden bu egzersizi yaparken lütfen göğüs kafesinizin altını, yani göğsünüzün altındaki bölümün şişip inmesine dikkat edin. Evet, bu çok önemli bir ayrıntı. Kaç dakika yapmalıyız bu nefes egzersizini? Berfu Hanım, inanın her sabah 5 dakika bile yapsanız bir hafta sonra sinir sisteminizde ve duygu durum modunuzdaki dengelenmeyi sadece siz değil etrafınızdaki herkes de fark etmeye başlar. Evet, yani denemesi de bedava değil mi? Yani biz hep hani işin ekonomisini de konuşuyoruz ya, o yüzden tamamen nefes alıp vermeyi pratik edebiliriz. Evet, burundan, ağız kapalı hep burundan. Peki hayatında hiç bu dediklerinizi denememiş, kişisel gelişime de biraz böyle burun kıvırarak bakanlara bir mesaj alabilir miyiz son olarak sizden? Siz programı açarken bir şey söylediniz, çok hoşuma gitti. Bütünsel olarak bir iyilik ve sağlık hali. Yani kişisel gelişim aslında tabii bu demek. Burun kıvıranlar hay hay, yani eğer kendi hallerinden memnunlarsa söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ama acaba gündelik hayatımda şunlar olmasaydı daha mutlu, daha enerjik, daha sağlıklı, daha dingin olabilir miydim diye merak eden herkes için bu bilgiler açık, uygulaması son derece basit ve efektif. Ben bir genç olarak kişisel gelişim kitaplarını fazla okuyorum ve takip ediyorum aslında. Ama özellikle pandemi döneminde çok fazla bir ilgi döndü. Özellikle Instagram storylerinde, canlı yayınlarda vesaire. Tabii ki psikoloji çok önemli ve herkesin kendini geliştirmesi gerekiyor. Ama şunu unutuyoruz, o kitaplar biraz genel yazılan kitaplar ve herkesin kendi psikolojik bir yolu var yani aslında ilerlemesi gereken. O kitaplar tamam, fikir edinmek için güzel. Ama eğer doğru kullanılmazsa o bilgiler biraz da yanlış bir yola da götürebiliyor. Çünkü kendinizi tam çözümleyemiyorsunuz. Bu konuda psikolojik terapiler, yani psikoanalizler konusunda biraz daha destek alınması gerekiyor aslında uzmanlardan. Kişisel gelişim konusunda tartışma yaratan pek çok alan var. Kimi özellikle sorunlarını kendi kendine halledemeyeceğini, mutlaka başka birine ihtiyaç duyacağını söylüyor. Kimi gittiği eğitimlerin, okuduğu kitapların çok işe yaradığını savunuyor. Psikiyatr Profesör Doktor İrem Yalı Ulubil ile birlikteyiz. İrem Hanım, ne dersiniz? İnsanlar kişisel gelişim yöntemleriyle kendi kendilerine sorunlarını halledebilir mi? Tabii ki aslında hayatımız sorunları halletmekle aslında geçiyor. Sorun çözme becerisi zaten bebeklik çağında bebeğin emziğini bulma ile ilgili hamlesiyle bile başlayan bir sorun çözme aslında içgüdümüz var. İnsanlar çözebildikleri, kapasitelerinin yettiği ölçüde tabii ki çözebilirler. Tartışacağımız nokta bence hangi sorunları ve hangi noktada artık yardım istememiz gerektiği. Ne zaman istemeliyiz peki? Yani onu nasıl bileceğiz? Orada öyle kritik bir sinyal var mı? Bir kişinin sosyal ve mesleki işlevselliği artık bozuluyorsa bir ruh sağlığı çalışanına başvurması gerekiyor ve bir destek alması gerekiyor. Eğer siz elinizi 2-3 kere yıkayıp işe yetişebiliyorsanız bu sıkıntı değil. Ama siz elinizi yaklaşık 2 saat boyunca yıkayıp temiz olmadığına inanıp İşe yetişemiyorsanız, evet, bu artık kişinin kendi halledebileceği bir sorun değil. Bu süreçte tabii kişisel gelişim kitaplarını daha çok okuyan ve belki de internet üzerinden böyle kişisel gelişim eğitimlerine daha çok katılan insanlar da oldu. O dediğiniz ayrım önemli. Yani o sorunları biz bunlarla halledebilir miyiz, yoksa gerçekten bir psikiyatr, psikolog yardımı almalı mıyız? İsmi üstünde kişisel gelişim. Ben bir bireyi geliştiren, aydınlatan, ışık gösteren her şeye çok açığım. Bu çok iyi bir şey.
içinde yazanı alıp okuyup anlamaya niyet edip eğer okuyorsa bu çok şahane bir şey. Ama bunun sınırı nerede? Bunu çok iyi bilmek lazım. Siz kişisel gelişimle bir depresyonu, bir şizofreniyi, bipoları tedavi edemezsiniz. Donanımı olan, yetkinliği olan insanlara başvurmak gerekiyor. Magazin okumaktan ya da bambaşka şeyler okumaktansa boş ve üretimi olmayan tabii ki kişisel gelişim kitapları okumak elbette faydalı. Orada sınırı iyi bilmek lazım. Ben bu kitabı niye okuyorum? Ben psikolog muyum? Ben psikiyatrist miyim? Çocuklarıma pedagogluk mu yapacağım? Çocuklarıma akıl mı öğreteceğim? Komşumu mu yargılayacağım? Orada öğrendiklerimle eşimi mi yaftalayacağım? Bunu bilmek lazım. Oradan ne alabilirim diye düşünüyorsa kişisel gelişim kitapları çok değerli. Ama siz bunu bir meslek olarak sevdiklerinize, çevrenize uygulama niyetindeyseniz aman durun. Aman durun, lütfen durun. Peki oradaki ayrıma çok çok dikkat etmek çok gerekiyor. Önemli, çok önemli Berfu Hanım. Efendim izlediniz. Kişisel gelişim aslında insanın kendini keşfetmesi, belki de bu hayata geliş amacını bulup fark etmesi ve elindekileri paylaşabilmesi. Bu tanım herkese uymayabilir ama her şeyin bizimle başladığı bir gerçek. Zira toplumsal farkındalık istiyorsak önce bizim iyi olmamız, uçakta anons edildiği gibi maskeyi önce kendimize takmamız ve sonra etrafımıza ışık saçmamız ya da fayda sağlamamız mümkün. Kimi bunu bir yaşam koçuyla sağlıyor, kimi yaşadığı bir olumsuzluktan kendi kendine dersler çıkarabiliyor, kimi taşıdığı yüklerden kurtulamadan yaş alıyor ve öylece yaşayıp gidiyor, kimi ise bir psikolog ya da psikiyatr yardımıyla kendine dönüyor. Araç ne olursa olsun, amaç belli, iyi olmak. Umalım herkesin kendi gelişimi için gerekli olanı keşfettiği ve alabildiği günlerimiz yakın olsun efendim.